dolana kısmı biraz yünü dolandırıyor ama efsane bir şey çıkıyor. Bunu al alamazsın. Yani bunun şeyi yok. Bunu yapın. Çok güzel bir şey, çok. Bir de daha kalın bir iple yapabilir miyiz diyorlar. Tabii daha kalın. Orada nasıl düşer? Ben de onu merak ettim. Tabii daha kalın bir iple daha büyük düşer çiçeklerimiz. Ondan nasıl bir şey olur? Ondan da bere yapabilirler, atkı yapabilirler, kalın hırkalar yapabilirler kalın iplerle. Hatta hırkaların altını lastik örsünler, üzerine bu örneği döşesinler. Bir dakika, hırkaların altını lastik yapsınlar, üstüne bu örneği döşesinler. Yani yakasını lastik yapabilirler, kenar bantlarını lastik yapabilirler ya da biye yapabilirler. Sizden rica etsem bir de kalın bir iple bir iki tane bir şöyle bir küçük köşe yapıp koysanız koyalım. Sayfanıza tabii da koyalım. Hani görsek orada o da nasıl oluyor koyalım, çok tabii güzel. Dokusu biraz hem daha kalın olur. Hem de şöyle onda şeyleri görmek daha mümkün olur. Tabii. Şimdi Erkan şuraya iyice böyle bir şey yapalım, bitti mi burada süre? Erkan bak 30 saniye bunu böyle tutuyorum ben sana. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şu anda hepimizin önüne geçti bu. Ah, teşekkür ne ederim. Sen ne ben, sadece bu çiçek görgümüz var. Kaç numara tığdı? 7. 7 numara dantel tığıyla örüyorsunuz. Ay ay, gidelim Erkan. Anneler, babalar dikkat! Çocuğunuz öğrenme güçlüğü çekiyor ya da üstün yetenekli mi? Peki onu nasıl yönlendireceksiniz? Disleksi nedir? Öğrenme performansını arttıran teknikler neler? Üstün yetenekli çocuklarda nasıl bir eğitim süreci izlenmeli? Akademik uzman Ulviye Akın anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la gülümsede. Evet, konuğum Bursa'dan geldi. Ulviye Akın, Ulviye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazarda çok iyi oynadınız vallahi, çok güzeldi. Çok keyifliydi. Hep drama yapıyoruz çünkü çocuklarla. Evet, hep dramalar oluyor çocuklarla. Tabii ki. Aslında çok iyi oyundur. Eve de şöyle bir pazar, oyuncaklar var. Tabii. Biz çok yaparız çocuklarla. Pazar kurun, bakkal kurun, çok güzel tabii, oyun oluyor. Kelime çalışmaları yapsınlar onunla, matematik çalışsınlar. 3 kilo elmayı kaç paraya aldım? Mesela diskalkulisi olan çocuklarımız için matematik problemi yaşayan çocuklar. Öğrenme güçlüğü Derya Hanım büyük bir şemsiye kavram. Bunun altında disleksi var, mesela okuma güçlüğü. Ne yapabilirler pazar çalışmasının içinde? Hemen pırasa, P, B, D bizim çok karıştırdığımız harflerdendir. Dolayısıyla hadi bakalım pırasayı sen git bul ve satış yapsınlar. Diskalkuli matematik güçlüğüdür. Hmm. Özellikle sayı hissi kazandırmak için matematik problemleri, problem çözme becerisi, temel işlemler, toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Pazar bize o kadar, hele kasayı, bir tane de kasa verelim çocuklarımızın önüne. Kaç paraya aldın? 3 kilo domatesi şu kadar verdim. Hadi bakalım paranın üstü ne kadar vereceksin diye. Çok geliştirici bir oyun. Süper. Ve bayılıyorlar hepsi. Hı-hı. Çok disgrafi seviyorlar. Disgrafi çalışabilirler. Üçüncü boyut disgrafi, yazma bozukluğu dediğimiz şey. Hadi bakalım ne aldın? Gel yazalım. Aldıklarını da bir sepete, bir kavanoza dolduralım. Pırasa aldım, turp aldım. P ile bitiyor mesela. Dördüncüsü dispraksi, denge çalışabiliriz. Uzun siyah bir bant çizsinler. Pazar yolunu böyle siyah bantla ya da seksek yaparak onu mutlaka geçsinler. Pazar, afazi, dil konuşma çalışabiliriz. Hadi neler aldın? İletişim becerisi, sosyal beceri, duygusal süreçler. Peki sen gittiğinde ne yapardın? Empati kurma. Yani aslında bizim günlük yaşantımız çok güzel, muazzam bir öğrenme alanı. Yeter ki anne babalar ve öğretmenler olarak bu alanları kullanabilelim. Pes diyorum. Yani duymadığım birkaç tane şey duydum. Ama çok çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Hemen konularımıza girelim. Tabii ki. Şimdi Ulviye Akın öğrenme güçlüğü, disleksiyle mücadele eden ve üstün yetenekli çocuklarda öğrenme programlarını artıran tekniklerden bahsedecek. Konusu çok güzel. Çocuklarımızın hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Fakat çocukların
çok ayrı ayrı şeyleri var. Özellikle. Kimisi çok çabuk kavruyor. Kimisi bir ama bu biraz geçten kavruyor. Yazmada bir şeysi oluyor. Matematikte dediğiniz gibi. Hı hı. Ama bütün bunların şeyleri var. Pratikleri var. Kesinlikle. Öğretileri var. Evet. Çocuklar neden, ondan başlıyorum. Çocuklar neden öğrenme güçlüğü çeker? Evet, aslında okullar Kasım ayına girmek üzereyiz. Kasım'da ufak bir ara tatilimiz de geliyor. Eylül'den beri hep konumuz okula geri dönüş, okulda neler yaptık ve şu aralar birinci sınavlar bitmek üzere Derya Hanım. Dolayısıyla da herkes öğrenme problemi ya da derslerinde yeterince iyi mi gibi temel bir öğrenme sürecinin içinde ailelerimiz. Bu arada çok sayıda anne babamız size selam söylediler. Sağ çünkü olsunlar. Programınız çok izleniyor. Asıl annelerimize bu kuşaklarda ulaşabilmek farkındalık için çok önemli. 1-7 Kasım'da disleksi farkındalık haftası. Biz şimdiden giriş yapmış olduk aslına bakarsanız. Çok güzel. Disleksi nedir soracağım ki daha iyi evet. ilerleyelim. Okuma güçlüğü. Nedir? Disleksi okuma güçlüğüdür. Okumada çocuklarımızın yaşadığı problemlerdir. Harflerin karışması, az önce dediğim gibi B, P, D ya da pırasa yerine pısara gibi heceleri karıştırmaları, masa yazacağına sama yazması ya da gördüğünü ters okuması, okuma, yazma, heceleme, sesleri birleştirme ya da kelimenin sonundaki ekleri farklı okuma gibi okumada yaşanan temel problemler. Okuma hızı düşük olabilir, okuma hataları yaparlar, okuma akıcılığında problem yaşarlar. Ahenkli okuma dediğimiz prozodide temel sıkıntılar aynı zamanda okuduğunu anlamayla birlikte okuma güçlüğünün tüm boyutlarında ya da herhangi bir boyutunda problem yaşadıklarında çocuklarımız disleksi için bir uzmana başvurmaları gerekir. Evet, böyle şeyler varsa hakikaten görüşmek lazım. Peki İstanbul'dan size telefonla ulaşmak mümkün mü? Hani İstanbul'dayım, gelemedim Bursa'ya. Nasıl bulacağım tabii sizi? Ki. Telefonla ulaşsak bize şey yapıyor musunuz? Veya bir yönlendirme veya bilgisayardan karşılıklı bir görüşme tabii, falan yapıyor musunuz? Çok ulaşan oldu gerçekten de. Özellikle sosyal medyadaki videoları güncel olarak takip ediyorlar. Çünkü her hafta biz bir farkındalık videosu çekiyorum ben Derya Hanım. Anne babalarımız için, süper. Öğretmenlerimiz için. Dolayısıyla da sadece İstanbul değil yurt dışından da çok sayıda ulaşan oluyor. Bu noktada gerekli müdahaleler konusunda önerilerde bulunuyoruz. Videolarda da çok sayıda yöntem ve tekniği anlatmaya çalışıyoruz evet, aslında bakarsanız. Yurt dışından da çok izleyenler oluyor evet. bizi. Orada da çocukların iki lisandan falan böyle kavram kargaşaları olabiliyor. Kesinlikle. Öyle bir zorlanma oluyor. Tabii, bir şey söyleyeceğim size. Bu söylediğiniz sorunu biz kaç yaştan sonra okula giden çocuklar için mi algılamalıyız? Veya daha küçüklerde bunu nasıl fark ederiz? Buyurun. Erken müdahale için sorduğunuz soru çok kıymetli. Çünkü ne kadar erken biz tespit eder, fark edersek, dolayısıyla da okul öncesi öğretmenlerimiz, anne babalarımız erken müdahale için okul öncesi dönemde çok uyanık olmaları lazım. Çocuğumuz konuşurken sınırlı bir kelime dağarcığı varsa, yazılı materyale karşı olumsuz tutum sergiliyorsa, boya kalemleriyle uğraşmak istemiyor, bir öğretmen figürlerin içini doldur boya dediğinde çok çekimser duruyor, bunun gibi yazılı materyallerle hiç ilgilenmiyor. Baktığımızda sıralı beceri dediğimiz yarın hangi gün bir duraksıyor. Çünkü öncelik sonralık ilişkisinde de sınırlılık olabilir. Bunun gibi gözlemler yapılabilir. Çünkü ülkemizde artık okul öncesi dönemde de disleksi konusunda belirtilere bakan çok önemli bir çalışma var. Dolayısıyla da bu çalışma için, bu uygulama için uzmanların müdahalesine gidilebilir. Fakat uyanık olmak çok önemli. Evet, ailenin çocuklar üzerinde gerçekten önemli rolü var. Tabii. Bunları hiç göz ardı etmemek lazım. Çok dikkatli, çok güzel şeyler göreceğiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şu demek midir? Bu çocuk bir daha hiç öğrenemez, okuyamaz demek midir? Çocuğu böyle bir yargılama yapsın mı yapmasın mı kişiler, ailenin dışındakiler, büyükler? Bak çocuk şey bu. Yani
burada bize bir şey söylesenize, önemli bir şey. Söyleyeceğim, çok buyurun. Önemli bir şey çünkü. Birincisi, çocuklarımız çok zekiler. Disleksi, diskalkuli, öğrenme güçlüğü olan çocuklar normal zeka ve normal zekanın üstünde sık sık da üstün olan çocuklardır. Dolayısıyla da zeki olan çocuklar aynı üstün yetenekliler gibi etkili öğretimden, bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış etkili materyallerden, çok duyulu öğretimden, uygun öğretim koşullarından ve zenginleştirilmiş ortamlardan çok faydalanıyor Derya Hanım. Etkili, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir söz vardır. Disleksi olan öğrenci, üstün yetenekli öğrenci o sınıfta öğrenirse sınıfın sigortasıdır. Neden? Herkes öğrenir çünkü. Etkili bir öğretim metodu kullanıyoruz.